Sevgili seyirciler, tevazudur istişare. Bilginin, fikrin, bilenin ve fikir sahibi olanın hakkını teslim etmektir. Kendi hakkımızı teslim etmektir. Haddi aşmamaktır. Görmektir yanımızdakini. Her gün aynı pencereden aynı denizi mi görürüz? Sormak, farklı pencerelerden bakmaktır güne. Başka başka pencereler açmaktır önümüze. Bir gün dağ eklemek manzaramıza, bir gün sokağı, hani insanların telaşlı telaşlı koştuğu o sokağı, bir gün yeni çiçeğe durmuş erik ağacını, sormak, sor dediği için, sormak, sorduğu için, danışmak, yanımızdaki, yöremizdeki herkesle hazır olmak hayata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. Kimlerden bahseder, kimleri anlatır? Tevazu sahibi Müslümanları ki onlar sadece kendi akıllarına güvenip kibirle yürümezler. Yanındakini, yöresindekini bilir, tanır. Yeri gelir bir çocuktan akıl sorar, yeri gelir bir ihtiyara anlattırırlar. Renkleri katarlar hayatlarına. Bilgilidirler oysa, çünkü en büyük bilgiyle donanmıştırlar. Her şeyi bilmediğinin, bilemeyeceğinin bilgisiyle. Günün nasıl geçeceği öncesinden bellidir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. Yapacağın işlerde onlarla istişare et. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Uhud günü öncesidir. Hani yiğitlerin düşeceği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kanının düşeceği toprağa, düşman gelmek üzere alınmak için bekleyen hınçlarıyla, intikamlarıyla, hırslarıyla geliyorlar. Öfkeyle sıkılmış elleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Ne yapmalı bu düşmana karşı? İslam ve insan düşmanlarına karşı. İstiyor ki Medine-i Münevvere'yi savunalım. Çıkmayalım şehrin dışına. Şehri içten savunalım. Lakin Bedir erleri övülmüştü. Bedir'e katılamayanlar üzgündü. Şimdi önlerinde Uhud günü var. Kahramanca dövüşüp toprağa düşmek belki. Belki. İstiyorlar ki meydan savaşı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değer vermiş arkadaşlarına, sormuş. Şimdi kendi isteğinin dışında bir şey isteyince onlar karşı mı çıkacak? Sormak sorumluluk ister. İstemediğimiz bir sonuç çıkarsa, hoşumuza gitmeyen bir gelirse danıştığımızda o karara uyma sorumluluğu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmak için zırhını giydi. Allah adı yücelsin diye, insan kendini bilsin diye, zulüm kalksın diye. Arkadaşları kendi aralarında konuşuyorlardı bu arada ve yanlış yaptık dediler. Allah Resulü savunma savaşı istiyordu, şimdi biz böyle bir karar verdik diye meydana çıkacak.
üzüldüler. Peygamberimize gelerek, ya Resulallah dediler, istediğin gibi olsun. Biz kararımızdan vazgeçtik. Medine-i Münevvere'yi savunalım, meydana çıkmayalım dediler. Lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kararını vermişti. Bir peygamber zırhını giydikten sonra asla çıkarmaz savaşmadan. Kendine rağmen alınan karara uydu ve buyurdu ki lisan-ı haliyle, bir karar verdiğimiz zaman dönmeyin. Zira Allahü Teala buyurmuştu, bir kere azmettiğin zaman artık Allah'a güvenip dayan. Arkadaşlarının görüşlerine de başvurup bir karar aldığında o kararın arkasında ol. Hendek savaşı öncesidir. Diğer adı Ahzab olan savaş öncesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savunma savaşı istemektedir. Üzerlerine çeşit çeşit düşman gelmek üzereyken arkadaşlarıyla görüşür, konuşur. Müşrikler, münafıklar, Yahudiler el birliği etmiş Müslümanların üzerine gelmekteyken. Bir arkadaşı hicret sonrası Müslüman olmuş ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fidyesini ödemiş de azat olmuş. İranlı aslen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kanından değil, toprağından değil, Selman-ı Farisi, yani İranlı Selman radıyallahu anh bir fikir verir. Biz İran'da şehrin etrafına büyük ve derin hendekler kazardık ve şehri o hendeklerin arkasından savunurduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Müslümanlar bu fikri benimsediler. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gelmişti ve çok fazla kan dökülsün istemiyordu. Düşmanlık edenlere karşı savunmaydı savaşları. Kendilerine zulmedenlere karşı, hayata kıyanlara karşı. Ve belki bir sabah ezanı gökleri ve yerleri pir-ü pak ederken ilk kazma sesleri duyuldu. Hudeybiye anlaşması günü. Fethi mübin diye nitelediği Rabbimizin. Fakat bilmiyoruz. Bilmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları. Gerçekten neyi bilirdik ki biz öğretmeseydi, neyi anlardık anlatmasaydı. Üzgünler, hac edemeden dönecekler. Oysa ne kadar istemişlerdi, ne kadar özlemişlerdi. Bilmiyorlar mıydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha çok özlemişti, daha çok istemişti. Haydi dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Haydi artık kurbanlarınızı kesiniz ve saçlarınızı tıraş ediniz. Fakat hac etmemişler, üzgünler, bekliyorlar. Belki değişir durum, belki bir yol açılır Mekke'ye, Kabe'ye. Kımıldayan yok. Bilmiyorlar mı, fark etmiyorlar mı? Üzülüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çadırına girdi ve durumu eşlerinden Ümmü Seleme radıyallahu anhaya anlattı. Anlatırız birine, o an biz olan birine. Bir ferahlatıcı rüzgar eser, dağılır ağır hava, serinleriz. Ümmü Seleme annemiz bir fikir verdi. Ya Resulallah, ashabınıza bir şey söylemeden siz kurbanınızı kesin, tıraşınızı olun. Bu durumda onlar kendilerine zor gelen bu durumun ağırlığı altında bile olsalar sizin yaptığınıza tabi olacaklardır. Üzülmeyin ve onları mazur görün. Bu istişareden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktılar ve kurbanlarını keserek tıraş oldular. Sözleşme belki fesh olur diye bekleyen Müslümanlar bunun imkansız olduğunu anlayarak birer birer kurbanlarını kesmeye ve tıraş olmaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olan, ölçüyü ondan alan Hazreti Ömer radıyallahu an halife olmuştu. İstişareye kıymet verdi. Halifeyim ne dersem olur demedi. İnsanların en bilgilisi, en seçilmişi olmasam bu görevde olmazdım demedi.
Tevazu Müslümanın asli haliydi ve Müslümanlardan da en çok idarecilere yakışırdı. O halle kuşandı, o hale büründü. İstişare yapılmadan tatbik edilen işler başarısızlığa mahkumdur dedi. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istişare usulü şöyleydi. Önce konuyu Müslümanlardan ulaşabildiği kişilerle görüşür, peşinden Kureyşlilerin fikrini sorar, son olarak da diğer sahabilerin fikrini alırdı. Ve böylece en isabetli kararı verirdi. Ve yine Hazreti Ömer radıyallahu anh zor bir meseleyle karşılaştığında çocuklar ve gençlerle istişare eder, onların zekalarının keskinliğinden istifade ederdi. Danışmak, danışmış olmak için değil, sormak, sormuş olmak için değil, gerçekten istifade etmek için, başka başka pencereler açmak için, renkleri görmek, tatmak için. Tek kanatla uçabilir miyiz? Kanatlar takınmak için. Kararlarımızın altına imza istemek değil, birlikte karar almaktır istişare. Bir olmak, beraber olmaktır. Birlikte atmasıdır kalplerimizin. Ya da sorulmaması gerekenleri sormak değildir istişare. Allah Resulü bir konuda kesin hüküm verdikten sonra insanlara ne oluyor ki o konuda söz söyleyebilsinler, hüküm verebilsinler? İnsanlara ne oluyor ki o hükmü istişareye açsınlar? Ve ne oluyor ki o konuyu bir insandan soruyoruz, ne yapmalıyım diye? Ateşin yakacağını kim bilmez? Neden sorarız ateşe atlayayım mı diye? Yanmamızdan birisi daha sorumlu olsun diye mi? Yoksa yanmayı göze alırız da tek başımıza yanmayı mı alamayız? Ya da bizim yerimize o yanar diye mi düşünürüz? Oysa herkes ancak kendi yerine yanar, yanacaksa. Tevazudur istişare. Bilginin, fikrin, bilenin ve fikir sahibi olanın hakkını teslim etmektir. Kendi hakkımızı teslim etmektir. Haddi aşmamaktır. Görmektir yanımızdakini. Önümüze çıkan çetrefilli, belki bizi batağa götürecek yoldan yürümek zorunda değiliz. Başka başka yollar vardır. İstişare kapımızdır. Önümüze başka başka yollar açan kapımız. İstişare yolların önünde adım atmadan önce beklemektir. Ne uzun ne kısa kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım, yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an visalin. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık, maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın bir kaşı beyaz, mübarek vücudun serin kış ve yaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci, kokusuna tutkun yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci,
kapına gelmiş garip dilenci, açıver, ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok, sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister. Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de yüzünü göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister.